Siz 1960'lı yıllardan itibaren Hizmet'le ve Hoca Efendi'yle tanıştınız. Ben 1987'de tanıştım Hizmet'le. 88 diyelim, 87'nin sonlarıydı. 93'ten itibaren de Hoca Efendi'yi bizzat Evet, tamam. tanıyorum. Fakat abi, şimdi ben mesela Hizmet'in içerisinde bulunduğum o ilk zamanlardan itibaren Hizmet'in hiç böyle milletin aleyhine, devletin aleyhine, dinin aleyhine, başka milletlerin aleyhine olabilecek herhangi bir icraatına hiç şahit olmadım. Şimdi Aynen. abilerimiz dediğimiz esnaf abilerimizden, ablalarımızdan bahsediyorum. Onların da böyle cemaatin içerisinde olup da beraber hareket ederek kötü bir işin içerisinde olduklarına hiç şahit olmadım. Hoca Yok, Efendi'den olsa çıkardı ortaya şimdi bu süreçte. Allah'a binlerce defa hamdolsun Hoca Efendi hep bize doğruyu gösterdi, iyiyi gösterdi, tavsiye Dürüstlüğü, etti. aynen. Abilerimizden de böyle gördük. Ama bizi Anadolu yıllardan beri yani 50 yıldan beri tanıyordu. Hoca Efendi'yi tanıyordu, cemaati tanıyordu. Cemaat çok insanın çocuğuna, kendisine dokunmuştu, geleceğine dokunmuştu, hayatına dokunmuştu. Ve iyi anlamda Hepsine, dokunmuştu. hepsine. Evet, Evet. birdenbire ne oldu da biz şeytanlaştırıldık tabirlerinde ise. Mesela bana bu YouTube yayınlarından dolayı her gün onlarca mesaj geliyor. Çok samimiyetle söylüyorum. E-mail adresime, YouTube videolarının altına yorumlara hakaret edenler de oluyor vesaire. Bazıları da diyor ki ya biz sizi işte çok seviyorduk, işte çok dinliyorduk, takdir ediyorduk, alkışlıyorduk ama işte keşke şöyle olmasaydınız. Ya kardeşim, ben hiçbir şeyin içerisinde olmadım. Cemaat de olmadı aslında. Halit Esendir de olmalı. Fethullah Gülen Hoca Efendi de hiçbir kötü işin Hiç içerisinde olmadı. olmadığı halde. Ama siz Asla. nasıl oldu da birdenbire söylenen her şeye inanmaya başladınız? Biz neyi kaybettik de söylediklerimiz tesir etmiyor? Birincisi Cenab-ı Hakk'a karşı evet, samimiyetimiz, ihlasımız belki eksik kaldı. Belki bu işleri biz yapıyoruz, nefsimiz olarak söylüyorum ben. Biz yaptık, biz başardık gibi mi düşündük? Cenab-ı Hak da bundan rahatsız mı oldu bizim Allah şeyimizden? muhafaza. Bu manevi yürüyüşün, bu manevi yönü. Bu bir imtihan. Cenab-ı Hak eleme yapıyor, seçiyor. Bir de hizmetin içine çok insan girdi. 28 Şubat'tan sonra biz insan yetiştirmede biraz sanırım keyfiyeti kaçırdık. Kemiyete, çoğunluğa aldandık. AK Parti'nin gelmesiyle böyle bir de herkes bize yakın durdu. AK Partililer hepsi yaklaştılar ama gördüm bu süreç. Hepsi ayrıldı gittiler. Demek ki sırf şahsi menfaat ve çıkar için yaklaşmışlar. İçimiz öyle. Dikkat edin bugün zulmedenler, iftira atanlar, konuşanlar cemaatle yakın ilişkisi olan insanlar. Bu Tayyip Erdoğan'dan tut, efendim meclis başkanına kadar, ondan tut anayasa komisyonu başkanına kadar, hepsi Süleyman Süleyman Soylu'na Soylu'ya kadar kadar. Evet. cemaatle yakın olan kişiler bugün cemaate iftira atıyorlar. Demek ki onlar zamanında içimize gelmişler, bize yaklaşmışlar, bizden görünmeye çalışmışlar ve bugün de menfaatleri icabı yanlış yerde duruyorlar şu an. Bu işin gerçeği bu. Ve medyayı da Tayyip Erdoğan bizimki kapatınca toplum ne söylüyorsa onu duyuyor, onu görüyor, ona inanıyor. Zaten halkın %80'i araştırıp çözecek bir yapıda değildir. %20 kitle araştırıp inceleyebilir. Onların da bir kısmı sol tandanslı olduğundan dolayı CHP'ye bağlı insanlar %15-20'si en az. Bunlar da Ergenekon balyozlara çok fazla yüklendiğimizden dolayı cemaate kırgınlar. Daha çok, zaten önceden dine soğuk duruyorlardı. Daha çok kırıldılar. Bu süreçten bizim bu savrulmalarımız onu etkiledi. Ve esas benim gördüğüm Müslüman cemaatler, avam Müslümanlar. AK Parti'ye oy veren kitleler diyeyim. Bu insanlar 2014 Mart yerel seçimlerinde Tayyip Erdoğan hocamıza haşhaşi maşhaşi hakaret edince biz çok kırıldık. Çok kırılınca sanıyorum bazı yerde CHP adayına oy verme durumu oldu galiba. Bazı İstanbul'da bir iki oldu. Ankara'da galiba oldu. Mansur Yavaş gelmişti. Eski ülkücü. Tayyip Erdoğan bunu devletin de desteğiyle toplumsal psikolojik şey var. Harp taktiği var ya. Cemaat CHP'ye oy veriyor. İddialarını ortaya serdiler. Türkiye'de tarihinde biliyorsunuz 50'den sonra Türkiye'nin %67'i CHP'ye soğuktur. CHP'ye oy verene soğuk bakarlar. Öyle bir algıyla halbuki belki çok cüzi yerlerde böyle bir şey oldu. Biz bunu açık deklare etmedik. Hayır biz CHP'ye oy vermiyoruz. Cemaatin böyle bir kararı yok. Çok net ifade edemedik onu o süreçte. Yerel seçimler Peki sürecinde ifade edemeyince bunu Tayyip kim Erdoğan bunu, ifade Tayyip edecek ve Erdoğan kim ve açıklayacak esas yani? derin devlet bunu tezgahladı. Cemaat de öfke ve kızgınlığından dolayı oraya karşı onun adayına oy vermeyenin gibi hava oluştu. Bu arada CHP oy verecek sözleri çıktı ortaya bazı yerlerde. Tayyip de bunu
topluma duyurunca toplumun yüzü CHP'ye oy veriyorlar derken sanki cehennem partisi oy veriyor gibi bizi değerlendirdiler. Ve biz burada ciddi bir falso yaşadık. Toplumun değerlerini, toplumun bize olan güvenini kaybettik. Ben şunu söyleyeyim. Bu hatayı nasıl yaptım onu hala anlamayacağım. Evet çok dar bir yerde oldu belki ama bunu devlet çok net umudu duyurdu. Televizyonumuz vardı, gazetemiz vardı. Buna net cevap verebilirdik. Net cevaplar veremedik. Evet. Vermek isteyenler oldu, veremedik. Bir şey söyleyeceğim burada şimdi esas. 6 Mart 2014 Hoca Efendi'ye bir sohbet çıktı BAMTEL'e. Zaman Gazetesi 6 Mart diye hatırlıyorum yayınlandı. Yani bir gün önceki gün olabilir. 6 Mart 2014. Hoca Efendi manşette değildi, alt manşette, aşağıdaydı. 4 tane spotu vardı haberin. Başlığını hatırlamıyorum şu anda. O hani CHP'ye lafı çıktı ya, Tayyip Erdoğan bunu karıştırdı bu işi. Hoca Efendi'nin BAMTEL'inden de Ekrem Bey güzel haberdarı seçmişler, gazete çıkarmış. Diyor ki haberde bak, 4 spot vardı. 1. Bu bir yerel seçimdir. Genel seçim değildir. Adaya oy veriliyor, partiye oy verilmiyor. Hoca Efendi orada biz CHP oy vermiyoruz yani. Böyle bir şey yok. Bu bir yerel seçimdir. Partiye oy verilmiyor, adaya oy veriliyor diyor. Biz 2. Herkes dilediğine verebilir diyor orada. 2. Aklına kadar söylüyorum şu an net. Bize bunu belirleyelim. Bize diyor. Hatta diyor bize hakaret edenlerin bile adayına mideniz kaldırıyorsa verebilirsiniz gibi söz var. Aynı sıfatlarda. Bak yerel seçimdir. Adaya oy veriliyor. Partiye oy verilmiyor. İsteyen dilediği aday verebilir diyor. Hatta diyor mideniz kaldırıyorsa öyle bir laf vardı. Öyle benzer bir laf. Spotta var bu zamanda. Bize hakaret edenlere bile oy adayına oy verildi. Parti değil. Adaya oy verebilirsin diyor Hoca Efendi. Bu çok önemli bir tespitti aslında. Biz bu tespite göre o CHP'ye oy verme yok. Biz AK Parti'ye küstük. Oy vermeyeceğiz. Cemaate bunu dememiz gerekiyordu. Cemaate özellikle toplantıda sordular da abi nereye vereceğiz? Nereye versen ver. Ben hiç ver. Bizi gendirmiyor. Biz vermiyoruz. Dememiz gerekiyordu. Evet. Sanıyorum bunu net ifade edelim içeride. Dışarıda ifade edemedik. Tabi Tayyip Erdoğan'la Kemalist Uluslararası Kadro anlaşmışlar. Birisi darbeci, birisi yolsuzluk yapmışlar. İkisi anlaşmışlar. Toplum nezdinde bizi böyle kötü bir noktaya ittiler. Peki. Biz sanıyorum sağ tabanın güvenini kaybettik. Tahmin ediyorum buradan kaybettik. CHP'ye oy veriyorlar. Abi, mantığı var onlarda. Cemaat sizce belli bir kültürel seviye yakaladıktan sonra acaba halkla olan bağlantısını kopardı mı? Halktan uzaklaştı mı? Yani şu anda baktığımızda aslında böyle saf Anadolu insanı diye tabir ettiğimiz insanların körü körüne şu andaki iktidara destek verdiklerini görüyoruz. Ama dün çocuklarını teslim etmek için cemaatin kapısını çalan insanlardı bunlar. Benim mesela tanıdığım, evet, çok yakından tanıdığım bir profesör, ünlü bir profesör, bir gün annesinin kendisini aradığını ve bir tane torunları varmış, işte yeğeni varmış bu profesörün, onu dershaneye sokalım diye ısrar ediyormuş, cemaatin dershanesine sokalım diye. Düşünün, ben o profesörle beraber o aileye gitmiştim. Yani çocuğunu dershaneye yazdıralım diye gitmiştim. Şimdi ne oldu acaba? Cemaat halktan mı koptu? Yoksa nedir mevzu? Bak, ben teminki anlattığım mesele var ya, empati yapın. Sağ, %60 sağ insanlar CHP'ye oy veren bir cemaate destek vermez. Biz oymamız CHP'ye. Ama verildi algısı yapıldı. Tamam. Bu algı çok ciddi etki etti. Toplumu ciddi sarstı. Ve tabanda, biz tabanla hep beraberiz. Tabandaki bu psikolojik değişimi sanıyorum yukarıda fark edemedik. Zamanında müdahale edemedik. Yani STV'siyle, zamanıyla, yazarlarıyla çıkıp konuşup bu meselenin olmadığını, iftira olduğunu, biz AK Parti'ye oy vermeyeceğiz. Çünkü küstük. Bizi hakaret ettiler. Kurumlarımıza el koymak istiyorlar. Her türlü iftira yapıyorlar. Bu kadar. Sanıyorum biraz fazlasını konuştuk. O toplumun insan, bize yakın olanlar bile Allah Allah CHP'ye oy verecekmiş gibi bir imaj oluştu bir anda. Bu algı operasyonu. Nasıl bankası aparatına ceza kesiyorlar. Çocuğu okula verince ceza kesiyorlar. Görüyorsunuz 6 yıl hapis veriyorlar. Yani bunu yapmazlar mı? Toplumun psikolojisinde CHP'ye oy vermek çok ciddi bir kırmızı çizgidir. Evet.
Biz öyle bir şey yapmadık. Peki. Peki abi, bir şey daha Ama sorayım. iftiraya kurban gittik.